Beyler yerinize oynamayın. Geriye gelin. Değerli arkadaşlar, öncelikle Makine Kimyaya ve Ankara'mıza geçmiş olsun. Saat 10.55 sıralarında burada üretim yapılan, ARGE yapılan bir bölümde orada henüz daha teknik olarak sebebini kesin belirleme çalışmalarının sürdüğü bir nedenle bir patlama oldu. 4 işçimiz orada çalışan, 4 işçimiz yaralandı. Allah'a hamdolsun işçilerimiz şu anda tedavi altında ve bilinçleri açık. Onun dışında burada söndürme çalışmaları tabii kimyasal bir yangın olduğu için dikkatle yürütüldü. Toz ve işte diğer kum gibi oksijenle teması kesici malzemeler kullanıldı ve şu an itibariyle durum tamamen kontrol altına alındı. Ama yine de orada bir itfaiye ekibimiz ve yine müessesenin kendi söndürme ekibi orada her ihtimale karşı nöbette bekliyorlar. Efendim yaralılar hangi hastanede acaba? Yaralılar Gata'da. Bedenin durumunun ağır olduğu söylenmişti. Yani ağır değil, diğerlerine göre biraz daha önemli. Hayati tehlike bize kaydı ve şey bildirmedi doktorlarımız. Şu anda hepsinin bilinci açık ama tedaviler devam ediyor. Evet, yangının çıkış sebebine ilişkin bilgi var mı efendim? Tamam. İşte onlar şu anda teknik inceleme ile devam ettiriliyor. Sonucunda zaten detaylı bir şekilde efendim, fabrika müdürlüğü kamuoyuna bilgilendirecektir. Yerleşim yerlerine de yakın bir tahliye durumu söz konusu. Hayır. Yani yanındaki binalara bile sirayet etmedi. Kaldı ki içeride bile 2-3 oda içerisinde, şimdi itfaiye amirinden aldığımız bilgiye göre içeride de 2-3 bölümde etkili olmuş. Diğer bölümlerine bile etkisi olmamış. Allah'a hamdolsun ne fabrikanın içindeki diğer bölümlere ne yerleşim yerlerine herhangi bir sirayet ya da etki olmadı. Tam olarak hangi birimde meydana geliyor acaba? ARGE biriminde. ARGE biriminde. Burada Sayın Milli Savunma Bakan Yardımcımız ve Sayın Çalışma Bakan Yardımcımız da çalışmaları takip ettiler. Bunlar da tabii detaylı bir şekilde incelemelerin yapılması noktasında talimatlarını verdiler. Durum en azından şu an itibariyle endişe verici olmaktan çıkmıştır. Geçmiş olsun diyoruz tekrar. Teşekkür ederiz. Elmadağ'da bir yangın çıkmıştı. MK fabrikasında bir sabotaj ihtimalini değerlendiriyor musunuz? Ya şu andaki verilere göre öyle bir ihtimal değerlendirilmiyor. Ama dediğim gibi tüm detaylı incelemeler teknik ekipler tarafından yapılacak. Ve tarihe